Merhaba arkadaşlar. Bugün de dışarı çıktım. Dün video çektim de onu mix ses girmedi hiç. O yüzden koyamadım. Ben yapacak şey bu. Ev yakındaki parkta bir köpek var. Dün kaçıyordu yani. Birisi onu taş atmış. Kedi dönmüş mü diye bakmaya gidiyoruz. Çünkü onu bedeni ölçüledikten sonra ona ev yapacağız. Önce de bu ihtimal ev satın alacaktım. Ama arkadaşlara sorduğunca Türkler onu yani çarabilir ve ne yapacaklar onu neydi çökebilir dedi. Çökebilir mi? Yani pucurtabilir. Bugün Türkçem kötü oldu ya. E neydi? Böyle parçalaştırıyor ya öyle insan yaptı. Bozuk. Evet. Yıkar. Yıkar bilirmiş. O yüzden hala düşünüyorum neyle yapmalı diye. Çünkü biraz küçülü yapacaktım ama yine de küçülü yaparsa insanlar çağıracak. Ya da ne bileyim çocuklar öyle onunla oyunu oynarken huzurlayacak. Ama burası yakın. Kendileri evde 3-4 dakika yürüyüşle. Yani dün de öyle köpek maması ile su ile getirirken gördüm. Dün yani kaçıyordu o park yerde. O yüzden bir takip etmeye çalıştım ama yine de kaçıyordu. Bir mamas ya da sinek bir şey verecektim. Ama artık insandan korkuyormuştu. Neden bilmiyorum. Belki birisi taş atmış olabilir. Çünkü gördüm ki çocuklar ya da bazı insanlar öyle köpeklere taş atıyordu. Önce de biz de yürüyüş yaparken gördüm yani. Çocuklar böyle sokaktaki hayvanlara, hayvandaki köpeklere böyle taş atıyordu. Ondan sonra kesin o köpekler bir şey yapınca diyecek yani sokak köpekler öyle insan saldırıyor diye. Değil mi? O yüzden ama bilmiyorum. Bugün o döndü mü diye bakacağız. Döndüyse inşallah bedenler ölçüp kendi kendine o köpek için app yapacağız. Çünkü birazdan kış geliyor. Çok soğuk olacak. Valla bilmiyorum. Döndü mü değil mi diye. Ama dönmeyebilir büyük ihtimal. Çünkü sokak hayvanlar öyledir. Bir yerde yerleştirdikten sonra yani birisi orada çık ya da öyle taşla attığın zaman kötü duygu hissettiğin zaman artık orada kalmayacak. Ama o köpek öncedeki olduğun zaman hiçbir şey yapmıyordu yani. Sürüp yatıyordu. Yani çocuklar geldiğin zaman sadece yatıyordu yani. Hiçbir şey yapmıyordu. Sardırma falan filan yoktu o köpek. Acaba gelmiş mi? Camiyi de göster şöyle arkamda. Burada cami var cami. Çok güzel bir cami. Cuma günü ben de bazen geliyorum. Yarın gelemem. Çünkü yarın ikamet için randevum var. Sabah 11'de. Dedeler orada oturuyor kesin yine kapıda. Ay. Dedeler sinir olurum ya. Ne diyorsun ya? Hiç sevmiyorum. Bazılar öyle işte istemiyorlar çocuklar oynan parkta hayvanlar istemiyorlar. Köpek göremiyor. Peki dönmemiş. Onlar dün de onlar buradaydı. Aynı kişiler mi? Orada duruyorlardı yine. Aynı kişi. Orada köpek ev var. Yani kutuyla yapmışlar. Onda dün mamas koyduk. Bakarız. Orada yemiş mi diye. Yok. Şuradan hemen oraya ya o köpek yemedi sayıda da. Ama başka hayvanlar da yiyebilir. Orada bir kedi mi o? Küçük köpek mi? Küçük köpek diye sanmıyorum da. Kedi mi? Ne ki o? K-
dediğim önemli bir şey var şimdi bahçede. Evet, dün koyduğun mamalar hiç yememiş. Ha? Size de göstereyim. Zaten ev yıkılıyor. Ha, önemliymiş. Şöyle, burada yemek var. Yemek içine koydum. Bir kişiler burada kutusuyla bir ev yapmış. O yüzden o köpek bu birkaç haftadır, 2-3 haftadır bu parkta kalıyordu. O yüzden biz de ona artık ev yapalım diye pedeni bakacaktı. Taş mı? Hayvan istemiyorlar ama öyle. Asıl hayvanların masada bıraktıklarını göster. Tamam, tamam. Bazıları zaten amcalar ya da yaşlı kişiler var yani. Biz de köpekle gezme yaparken yani diyor ki çocuklar burada oynuyor. O bunlar burada çiş yapmasın diye falan. Hey, köpek gitmiş yani. Gelmez bir daha. Yani kedi gülmeyecek bu gittim o zaman. Tuncar'tan kaçıyordu burada. Ha, yapacak bir şey yok. Böyle gitmiş. Beden ölçme böyle ketildim. Ama gitmiş. Artık gülmeyecekmiş. Erciyes Üniversitesi'nin tarafına gitmiş de. İnşallah burada bakan vardır yani. Şöyle bir parkta. Gerizekalı dedeler. Allah. İşte o köpek gitmiş. Biz de ev yapacaktım. Yapamaz artık. Yapıp koyabiliriz de başka hayvanlar kullansın diye. Ay iyi de ağacı değil mi bu? Ay, iyi de ağacı. Ama. Biz iyi de koparalım mı? Ama beden daha ödemli ya o yüzden. Ölçtükten sonra yapacaktım. Biraz düşünelim. Yapacaksa yapalım. Yani 1 metre yüksek, yani yükseklik belki 90 santim. Ve güneşlik 1 metre gibi öyle yapacağım. İdiler ölmüş ama. Biraz düşünelim. Çünkü o siz gördüğünüz gibi orada kutu hep biraz iyi değil. Eğer hayvanlar kullanacaksa o kış gelince parçalayacak. Şimdi yağmur yüzünden parçaladı. Ne ki bu? İde. İde mi? Yiyebilir mi? Evet. Yumuşacık olmuş. Nasıl yiyeyim ki? Ben de yiyeceğim de. Göster bakayım ilk. Normal yiyeceğim. Ya nasıl? Arkadaşım bunu verdi. Kamcay bana bunu verdi. Nasıl yiyeyim ki? Göster bakayım. Yiyebilir mi acaba? İçinde sik var ama. Dikkat et. Bu nasıl yiyeyim? Tadı nasıl ki? Güzel değil mi? Bunun rengi daha çok kahverengi oluyor normalde. Ama buradakiler daha kahverengi olamadan daha çok yumuşak olmuşlar. Su var mı? Yok, evet falan. Dried yapıyor değil mi? Ağzına. Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Oh. Bunları sat. Buna ne kadar sıkıyor sen de var mı? Oh. Oh. Bu ne ya? Kedi mi? Çok mu? Araban aşağıda. Hadi gidelim. Köpek bakmaya geldik. Yok. Artık gitmiş. Hey, size de göstermek istedim de dündeki videosta biraz o köpek geldi. Ama hiç mic ses falan çıkmadığı için sizin olduğundan sildim. Böyle bu parkta böyle bazen sokak hayvanlar görüyorum. Kedi, köpek böyle. Geçen kışta da köpek değil gördüm yani ailesi gibi. Artı tane mi? Böyle köpek ailesi geziyordu. Yani görünce biz çıkıp dışarı gelip mama veriyoruz yani. Biz köpeklere verdiğin aynı maması. Ama tüm köpeğe önce de 2-3 gün önce mama getirip verdi. Demiyordu yani. O yüzden kendine ekmekle
ve sucuklu bir çorba yaptım. Yani ama tuz, şeker falan koymadı. Ama yine de iyi değil. Ama onu yiyecek mi diye öyle yapıp getirdim dün. Ama dün öyle burada öyle kaçıyordu o tarafına. Peki dönebilir diye bugün baktım. Dönmemiş. Dönmeyecek bu gider o zaman. Çok üzülüyorum öyle olunca. Ama yine yapacak bir şey yok. Bugün izlediğin için teşekkür ederim. Benim videosu beğendiyse beğenme büyümesi ve abone olmayı unutmayın. Size iyi günler.